Askerden kaçtılar. Çanakkale'den değil mi? Çanakkale'den kaçtılar. Evet. Şey oluyor ya, Bozcuk taraflarında işte trenden indikten sonra önce buraya Harmancığım ya Saadettin Efe'nin ya Canım Efe'nin evine uğruyorlar. Orada evlerine koyacak bir şey bulamamış kadıncağız. Fakirlik var. Bekmediğin içine haşa sürtmüş katmış. Onu yemişler. Dedem ömrü billah nineme onu anlatmış. Ya bir bekmez, bir haşa sürt de yiyen demiş nineme. Tadı damamda duruyor demiş. O haşeşli bekmezi. Kim bilir ne kadar aşmışlar ya, değil mi? Evet. Tabii ya. Yine de aç kalmışlar. Eskiden çetlemek yağı kullanılmıştı. Dalma yağlar yani. Evet, Kurtuluş Savaşı'nda dedem hatırlamıyorum. Dedenizin ismini de söylerseniz. İbrahim Bakan. Bu cephede giderken nefer geliyor askere. Mangaya, tabura. Yürürken bir kabak tarlasına rastlıyorlar. Atlayıp içeriye giriyorlar kabak tarlasına. Dedem durum burun, kimseyi dinleyen yok. İçeri giriyorlar, sahibi bekliyor bahçeyi. Sahibin yanına gidiyor, diyor ki elleme bırak. Doyasıya kabak var yesinler. Biz elimizde, avucumuzda, cebimizde ne varsa senin bedelini öderiz. Sen bırak diyor. Adam ağlamaya başlıyor filan. Vatandaş nefer yiyor kabakları. Toplaşıyorlar, kaç para? Şu kadar. Ceplerinden çıkarılan parayı veriyorlar. Cepheye devam. Bu arada tabii ki o zaman araba yok, tank yok, bir şey yok. Yürüyüşe esnasında yine bir ağaç dibinde oturup dinlenirken bir tane biraz geri zekalı diyeyim de beceriksiz bir askeri varmış. Sorarmış. Oğlum silahın var mı? Yok efendim. Kasatırın yok efendim. Kaşığın var mı? Hazır efendim dedi. Karnı aç. Yiyecek bir şey yok. Kasatura yok. Tüfek yok. Kaşık var mı? Hazır efendim. Duruyor aç. O yönden çok yoksullukla bu cepheyi, bu toprakları, bu vatanı kurtarmışlar. Hepsinin ruhu şad olsun, Allah razı olsun. Bu dedeniz ismi bilgi verir misin o konuda? Tahsili, bu, görevi, ismi konusunda. Bursa'da medresede okumuşlar. Muradiye Medresesi. Muradiye 12 senelik. Bunlar tabii ki o zamanın medresesini bitirmek, şu anki üniversiteyi bitirmek gibi. Şimdi şu an üniversiteyi bitirdiğin zaman imtihanlara giriyorsun, askerliği subay olarak yapıyorsun. Bunlar da o zaman direktmen subay olarak görevlendiriyorlar. Bilakis 13 sene levazım subaylığı yapıyor. Şimdi babasının ismi ne? Hangi sülaleden? Belenören köyünden değil mi? Belenören köyünden. Kimden? Kimlerden? Yusufoğullarından. Babasının ismi? Efendim? Mehmet. Mehmet'in oğlu Mehmet. İbrahim Bakan değil mi? İbrahim Bakan. Evet. Ki buradan dönüşten sonra bunlara eğitmenlik, tertişlik veriliyor. Köylerde öğretmenlik. Bunların tahsili olduğu için de gezici baş öğretmen, şimdikinin müfettişliği veriliyor. Ki dedem de o zaman imamlık. Kendisinde daha çok ağırlık koymuş, imam olarak görev yapıyor ömür boyunca. Ki bu arada yoksulluktan dolayı biz Bursalıyız, Belenörenliyiz. Bunlar Balıkesir'in Dursun Bey'e 10 kilometre kala bir değirmen satın alıyor. Orada niçin değirmen satın alıyor? Yiyecek, içecek yok. Ki savaşta anlattığı zaman affedersin beygirlerin arkasından çıkan arpayı yıkayıp ezip tekrar yiyen kişiler bunlar. Yani bu cephede, askerde aç kaldıkları zaman. Ki bunun aç kalma davasından dolayı değil ki Beyman Bali çalıştırıp Boğaz'ın Bali'de ekmek görsün. Bundan dolayı Dursun Bey'e 10 kilometre Mazlumlar köyünde oradan bir değirmen satın alıyor. Orada belirli bir sürede değirmencilik yapıyor. Burada da çay geçtiği için sıtma olayı çok fazla olduğu için o zaman da ilaç yok, şu yok, bu yok. Orada durduramayı tekrar imamlığa yönlendiriyor. 40 sene falan imamlık yaptı bu Kelas yöresinde, Orhaneli yöresinde. İmamlıkta sonlandırıyor. Yani işte son zamanda tabii ki bunlara İstiklal Madalyası verdiler. Var mı İstiklal Madalyası? Var. Evet. Madalyası var. Siz, isminiz neydi? Benim ismim İbrahim Bakan.
Buraya bakalım. Doğum tarihi? 1959. 59 Belenören köyü doğumlu. Evet.